Herkese merhaba. Bugün size çok konuşulan GM200A Benetek marka boya kalınlık ölçerden bahsedeceğim. Ben bunu aldım hem denemek için hem tanıtmak için. Neler yapabiliyor, ne derece doğru ölçüyor, kalibrasyonu nasıl yapılabiliyor? Bunlardan bahsedeceğim. Farklı farklı modları var. Bu modların karşılığı nedir? Bunlardan bahsedeceğim. Dilerseniz paket açılımıyla başlayalım. Haydi. Evet. Benetek GM200A'nın paket açılımı için başlıyoruz. Öncelikle ben bunu Çin'den falan almadım. Türkiye'den aldım. İnternette Google'a yazdığınız zaman bu model çıkıyor. Herhangi bir site referansı vermeyeceğim. Zaten herkes aradığını istediği yerde bulabiliyor. Problem yok. Başkasının reklamını yapmaya o yüzden karşıyım. İlk olarak paketimizi açıyoruz. Paketimizi, ürünümüzü kenara koyduktan sonra neler çıktığına bakıyoruz. Evet, bir kullanım kitapçığı. Şöyle koyalım şunu. Bir kullanım kitapçığı çıkıyor. Kullanım kitapçığımız tamamen İngilizce. Şöyle göstereyim size de. Türkçe bir arayüze sahip değil. Şimdi muhtemelen zaten bu yurt dışından gene uzak doğu ülkelerinden buraya gelmiş. Ama İngilizce olarak kalibrasyonun nasıl sağlandığı, nasıl yapıldığı, cihazın nasıl kullanılacağı bahsedilmiş. Zaten zor bir cihaz da değil. Kitapçı şöyle kenara koyuyorum. Bir de bunun yanı sıra kalibrasyon için gerekli milimetre kalınlıklarına sahip hazır şablonlar göndermişler bize. 1 milim, işte 0.10, 0.05, 0.50 ta ki 2 milimetreye kadar artıyor bu. 0.05'den başlıyor, 2 milimetreye kadar artıyor. Bunlar kalibrasyonu yapmamız için gerekli olan elemanlar. Kalibrasyonumuzu nasıl yapacağız? Öncelikle kalibrasyonumuzu yapmamız için sıfır boyaya sahip bir metal parçamız olması gerekiyor. Sıfır boyaya sahip bir metal parçası için de ben şöyle bir şey buldum. Bunda hiç boya yok. Boya vesaire yok. Şöyle üzerini şey yapıyorum, siliyorum çünkü küçük tozlar bile yanılma payına sebep açıyor. Şimdi normalde cihazımızı açtık. Cihazımız şu konumda. Bir oturtup ölçüm alıyoruz. 0049. Bir daha ölçtüm. 0.53. Şu an bunda 0.53 boya kalınlığı olduğunu söylüyor. Bunun için ne yapıyoruz? Şuradaki zero tuşuna okuma tamamlanınca, bakın tam dik ve doğru oturtmak gerekiyor. Oturttum. Ölçtü. Zero'ya bastığımda gösterge gördüğünüz üzere sıfırlandı. Şimdi kalibrasyona gelince, kalibrasyonu nasıl yapıyoruz? Cihazımızı kapatıyoruz. Kapattıktan sonra mod ve zero, bu iki tuşa basılı tutarak cihazımızı açıyoruz. Ve gördüğünüz üzere direkt sıfır çıktı. Şimdi bize diyor ki sıfır noktasını okutun. Sıfır noktasını önce bir tanımam lazım diyor. Şimdi sıfır noktası. Biz bunu sıfır noktası olarak, boyasız olduğundan eminiz, sıfır noktası olarak baz alacağız. Bu arada üzerinde boya olmayan tepsi, metal, ne bileyim, bu tarz her şeyin üzerinde bu kalibrasyonu sağlayabilirsiniz ama kesinlikle kalibrasyon yapacağınız, tanıtımını yapacağınız metalin boyasız olduğundan emin olmanız gerekiyor. Şimdi sıfır noktamı şurası diye tanıtıyorum. Tanıttım. Şimdi bana diyor ki
0.05'i okut. Buradan 0.05'i buluyorum. Evet, şu şekilde koydum. Ve okutuyorum. Diyor ki 0.05'i tanıdım. 0.10'u yerleştir. Hemen 0.10'u yerleştiriyorum. Okutuyorum. Diyor ki 0.10'u da tanıdım. 0.25 milimetreyi görmek istiyorum. Bakıyoruz hemen. Arkadaşlar düz bastığınıza mutlaka emin olun. Eğer biraz yanlama yaparsanız büyük ölçüde şaşmalar olacaktır. Gördüğünüz gibi 0.50. Bir milimetreyi de gördü ve diyor ki 2 milimetre son olarak 2 milimetremizi de okuttuk ve gördüğünüz gibi cihaz kendini dırt yapıp kapattı. Bu kalibrasyonun tamamlandığı anlamına geliyor. Şimdi bunu nasıl anlayabiliyoruz? Şimdi cihazımızı tekrar açıyoruz. Açtıktan sonra cihazımızı mutlaka şuradan tutmamız gerekiyor. Şimdi buraya zaten bir parmak için bir oyuk yapmışlar. Ve buradan tuttuğunuzda emin olun, ben bunu denedim, çok daha düz basıyorsunuz. Bundan emin olabilirsiniz. Şimdi mesela denemek için 0.50 mm olan ölçümü koydum. Ölçüyorum. Gördüğünüz üzere 0.52 verdi. Şimdi bu cihazda 2-3 rakam oynayabiliyor. Buna çok takılmamak gerekiyor bence. Çünkü zaten hani çok kaliteli bir cihaz değil. Ama çok kaliteli cihazlarda da aynı şaşma zaten oluyor. Ben size bunu söyleyeyim. Ben bu cihazı denedim. Gayet başarılı. Araçlarda da gayet başarılı. Mesela 2 milimi koydum. Basıyorum. Gördüğünüz gibi nokta atışı 2 milimetre. 0.05. Bunu da deniyorum. Bakın 0.07. Şimdi bu bunun üzerindeki tozdan kaynaklanıyor olabilir. Zemine düz oturtmadığımdan kaynaklanıyor olabilir. Şimdi bir daha okutuyorum. 0.05 falan. Şimdi de 0.08 çıktı. Dediğim gibi 2-3 puan oynayabiliyor. Evet, 0.08'de. Şimdi biraz daha yandan alıyorum. 0.06. Bu kalibrasyonu yaptığınız ya da denemesini yaptığınız yüzeyin düzlüğüne ve temizliğine göre de değişiyor. O yüzden bunu aracınızda denerken mutlaka araç temiz bile olsa referans alacağınız yerleri ve ölçeceğiniz yerleri bir bez ile silip ondan sonra yapın. Yoksa yanıltıcı olabiliyor. Ben size söyleyeyim. Şimdi şunu da göstereyim. Mesela 1 milimetre okuttum. Şimdi 1.02 kabul edilebilir. Şimdi biraz yan tutuyorum. Yani düz basmayacağım. Ne olduğunu görelim. Gördüğünüz gibi 1.49 mm çıktı. Bu ne demek oluyor? Şimdi araçlarımızı ekspertize soktuğumuz zaman hepsi bunu yapar demiyorum ama bu bazı ekspertizlerin yaptığı hilelerden biri. Gidiyorsunuz işte aracınız boyasız biliyorsunuz. Geliyor araca bunu yan dokunduruyor. Bir ölçüyor ki diyor ki araçta boya var. Aslında araçta boya yok. Dediğim gibi yani işgüzarlık yapabiliyor. Bazen gerçekten bilerek yapabiliyor. O yüzden emin olmanız amaçlı. Bir yerden ekspertiz yaptırıyorsanız, bir tanıdığınızın aracını ya da satın almak üzere olduğunuz aracı ekspertiz yaptırıyorsanız boya ölçeri kendiniz görün. Tam basıp basmadığını, dediğim gibi bu uyguladığınız yüzeye tam oturması gerekiyor. Tam oturmadığı an rakamlar büyük oranda şaşar. Hiç boyası olmayan bir kaput, kapı, herhangi ne ölçüyorsanız bir anda boyalıymış izlenimi verir. Bu arada bu cihazlar plastik ölçmez. Bunu size söyleyeyim. Plastiği ölçmezler. Sadece altında demir hissedebildiği her şeyi ölçüyor. Yani boya kalınlığını ölçüyor. Bunun burada modları var. Mod, unit,
ve Zero dediği, Zero zaten en başta gösterdiğim cihazı sıfırlamak için. Mod dediği de, şimdi burada şöyle göstereyim. Gördüğünüz üzere 3 tane mod var. Birinci mod, cihaz sesli ölçüm yapması için. İkinci mod, cihaz sessiz ölçüm yapması için. Üçüncü mod dediği diff, karşılaştırma gibi bir anlam veriyor kendi kullanım kılavuzunda da, ama tam olarak neden bahsettiğini açıkçası anlayamadım. Yani birkaç deneme yaptım ama bir şey anlayamadım. Bir de unit var. Unit, şurada gördüğünüz gibi mikron ölçüyor ve milim ölçüyor olarak iki mod da var. Genelde biz mikron olarak araçlarda ölçümü sağlıyoruz. Onun dışında dediğim gibi cihaz gayet bence başarılı. Ben bunu kaliteli bir cihazla da kıyasladım ve aralarında oran farkı gerçekten tartışılmayacak kadar azdı. Şimdi mesela 1 milimetre gördüğünüz gibi 0.98 gösterdi ama bu yüzeyle de alakalı olabiliyor. Mesela şurada koyayım, şurada bir ölçüm yapayım. Evet, şimdi 0.09 hatanın büyük oranı. Neden? Çünkü metalim çok düzgün değil anlaşılan. Çok düzgün olmadığı için bu hataları verebiliyor. Evet arkadaşlar, size Benetech GM200A ile ilgili söyleyeceğim bu kadar. Bu arada cihaz iki tane kalem pilin bir ufak kumanda piliyle çalışıyor. Başarılı bir cihaz. Ben sevdim. Gerçekten bununla denemeler, testler yapabilirim. Bir araç alırken kontrol edebilirim. Cihaza kesinlikle güvenebilirim. Ama arkadaşlar şöyle, şimdi bu cihazın kendi kutusu üzerinde, şöyle diyeyim, bu milimetre kalınlıklarının şeyleri var. Ölçülerin ne anlama geldi? Şimdi buraya yazmışlar, şöyle yazmışlar, işte 0.95'ten sonra macun vardır, işte 1.30'dan sonra işte saç değişmiştir, kapı değişmiştir, herhangi bir şey olmuştur. Bu cihazla araçta herhangi bir değişim olduğunu anlayamazsınız arkadaşlar. Ben size bunu söyleyeyim. Yani kapının değiştiğini, çamurluğun değiştiğini bu cihaz size gösteremez. Neyi gösterir? Çok kalın boya tabakasını gösterir. Şimdi ölçtüğünüz yerde bir araç, ortalama araçlar 0.07 ile hatta 0.05 ile 0.15 arasında boyasız kabul edilmekte. Şimdi 0.20'ler, 0.25'ler, 0.30'lar genelde temizlik boyaları. Yani işte güneş yanığından, çiziklerden ötürü bir temizlik boyası geçmiştir. İnce bir tabakadır. Ama 0.80'lerde, 0.90'lara geldiği zaman ve üzerine çıktığı zaman bu araçta gerçekten sağlam bir macun var anlamına geliyor. Şimdi bu macunu da bu şekilde anlayabilirsiniz. Yani çok yüksek bir kalınlık görürseniz boyada bu kalınlığı usta yakalayamayacağı için altında macun var anlamına gelir. Zaten aracı mutlaka ve mutlaka gözle de kontrol etmeyi unutmayın. Yani sonuçta bu cihazın yanılma payı oluyor. Bütün cihazlar gibi gözle kontrolünüzü yapmadan kesinlikle böyle bir cihaza güvenip araç teslimi almayın. Ben size söyleyeyim. Dediğim gibi değişen bir parça var mı? Bunu size gösteremez. Ancak ölçü birimlerine göre macun da olup olmadığını tahmin edebilirsiniz. %100 anlayabilirsiniz diye onu da söylemiyorum. Genelde ustalar bu cihaza kendine çok güveniyor. Ama yanılma payı sonuçta var. Ben size bunu da söyleyeyim. Dediğim gibi bu cihaz uygun bir cihaz. İnternette yazdığınızda birkaç satın alabileceğiniz yeri de size gösteriyor. Ben gayet memnunum. Ben bunu daha önce aracımda da denedim. Ben aracımı belden aşağı boyattım. Gerçekten de bana doğru sonuçları verdi. Ürünle ilgili herhangi kafanıza takılan bir soru, sormanız gereken bir şey olursa aşağıdaki yorumlara bunu yazabilirsiniz. Neredeyse hepsini cevaplıyorum. Cevaplamadıysam da bir süre sonra gene cevaplıyorum. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Evet, teşekkür ediyorum hepinize beni dinlediğiniz için. Ürün tanıtımı ve kalibrasyon şekli bu şekildeydi. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim.
Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.